Ben şuna inanıyorum. Edirneliler, bir araya gelmesini de çok güzel görüyorlar. Edirneliler hep karşılıklı karşılama oynamaz. Çok güzel halayla çeker. Edirne'de bulunan iş adamları aynı isimle liglerde mücadele eden iki futbol takımının birleşebilmesi için vali ve belediye başkanının öncülüğünde kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. İki kulübün birleşmesi için yapılan kahvaltılı basın toplantısına Vali Dursun Ali Şahin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra kentin önde gelen yaklaşık 100 kadar iş adamı katıldı. Hep bir laf vardı işte efendim, Edirneliler bir araya gelmez. Bugün siz aslında bu lafın da ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, temeli olmadığını bir anlamda kanıtlamış oldunuz. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 150 bin nüfusu bir kentte aynı isimli iki tane takımın olması gerçekten bir lüks. Kaynaklarımızın anlamsızca harcanmasına yol açıyor. Enerjimizin bölünmesine yol açıyor. Hepsinden önemlisi şehirdeki spor severlerin de ikiye bölünmesine neden oluyor. Oysa bizim bölünmeye değil birleşmeye ihtiyacımız var. Oysa bizim parçalanmaya değil bir arada durmaya ihtiyacımız var diye konuştu. 150 bin nüfusa sahip bir kente aynı isimle İki tane takım olması gerçekten bir lüks. Kaynaklarımızın anlamsızca harcanmasına yol açıyor. Enerjimizin bölünmesine yol açıyor. Ve hepsinden önemlisi şehirdeki spor severlerin de ikiye bölünmesine yol açıyor. Oysa bizim bölünmeye değil birleşmeye ihtiyacımız var. Oysa bizim parçalanmaya değil bir arada durmaya ihtiyacımız var. Bu toplantı altını çizerek söylüyorum. Asla ve asla bir para toplama toplantısı değil. Gönüllü olarak içinden gelmeden kimseye sen şu kadar para ver, şu kadar bağış yap asla denmeyecek. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, ilimizin eşrafının burada bulunması beni son derece mutlu etti. Bu işte Edirne'nin birlikteliğinin bir göstergesidir. Edirneli ne kadar bir arada olursa o kadar daha hızlı gider. Edirne'de tek takım olsun, bizim yüzümüz gülsün, biz gücümüzü tek takımda toplayalım diyorum dedi. Samanla yemek yiyelim demedik, daneyle yemek yiyelim dedik ve danenin ilimizin eşrafının burada bulunması son derece beni memnun etti. Bu işte Edirne'nin birlikteliğinin bir göstergesidir. Bu vesileyle ben sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Aslında bunu sadece Edirne Spor vesilesiyle değil, 6 ayda bir araya gelmek, açık söyleyeyim güçlülüğün bir göstergesidir. Bazı hususları yüz yüze konuşmak, telefonla, mektupla olmaz. Ama yüz yüze görüşüldüğünde, biraz önce belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi, neticeye en çabuk ulaşılır. Edirne Spor Başkanı Erdem Güyümgüler ise kulüp olarak borçlarını yapılandırdıklarını, Edirne Spor'un düzlüğe çıkarılması için aylık yaklaşık 40 bin lira gerektiğini dile getirdi. Edirne Spor Kulübümüzün geçmiş yıllardan gelen verdiği sigorta, su, elektrik gibi borçların kamuoyunda torba yasağı olarak bilinen 6552 sayılı kanuna göre yapılandırmış bulunmaktayız. Vergi borcumuz toplam 403.679 lira 32 kuruş. Vergi borcumuzu aylık ödemesi 22.426 lira 84 kuruş. Sigorta borcumuz toplam 584.677 lira 17 kuruş. Sigorta borcumuz aylık ödemesi 15.956 lira 74 kuruş. Su borcumuz toplam 61.156 lira 53 kuruş. Su borcumuzun aylık ödemesi 3.397 lira 46 kuruş. Kahvaltılı basın toplantısında bir araya gelen iş adamları Edirne Spor'un borçlarının eritilmesi için gerekli olan parayı karşılayacaklarını ifade ettiler. Toplantının önemli bir bölümünün Edirne Spor'umuzun borçlarının nasıl ödenmesi gerektiğini bununla ilgili de özellikle mevcut başkanımız ve